Neredesiniz? Burada. Çok merhaba arkadaşlar. Hayır işler, başarılar, kolay gelsin. Başkanım biliyorsunuz Eminönü Ali Beyköy hattımızın Eminönü Cibali kısmına kadar olan kısmı açmıştık. Son 1.1 kilometre ama hattın can damarı, en önemli yeri. Cibali'den 170 metre kadar yaklaşık şurada gördüğünüz Baks'la geçiyoruz. Ondan sonra da şuradaki imalatı da kazıklar üzerinde tamamen yapıyoruz. Orijinal projesinde kazık yoktu ama biliyorsunuz çok özel bir bölge burası. O yüzden de biz burayı yeniden neredeyse sıfırdan tasarlamış gibi olduk. Ülkücüğüm çok kısaca, evet, gel bakalım Ülkü. Sen de özellikle burada bir şeyi anlatsın. Burada profile baktığınız zaman neredeyse kazıkları toketleyeceğiniz bir kaya bulamadık. O yüzden de biz İTÜ'den çok önemli bir hocamızdan da destek aldık, Ergun hocamızdan. Ülkü de kısaca size buradaki imalatı bir anlatsın. İyi olur. Yer altını görmüyor kimse. Başkanım, şimdi şurası Eminönü İstasyonu'nun olduğu bölge. Aslında şununla yapayım. Şurası Eminönü İstasyonu'nun olduğu bölge. Kayaya burada 85 metrelerde ulaştık. Geriye doğru geldiğimizde burası Küçükpazar İstasyonu. Viyadük'ten öteki taraftaki istasyon. Şu anda ilk kazığı biz burada yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Burası hocamızın da dediği gibi Ulkapanı kavşağı ve gerisi. Yani tramvay hattımızı güvenli bir şekilde taşıtacak alt sistemi kuruyoruz. Çünkü 2021 yılında da devreye giren deprem yönetmeliğine göre de şu aradaki zemin profili, sıvılaşma potansiyeli çok yüksek bir profil çıktığı için yatay hareketlere dayanacak şekilde bir tramvay hattımızın dizaynını yaptık. Taşıyıcı tabakı. Evet, yer altında bir viyadük yaptık. İETT'nin yeni yerleşim alanı burası. Yeni Kapancı Osman metro hattıyla entegre bir şekilde hem küçük pazar hem de metro hattıyla entegre bir şekilde çalışacak. Burada yani kazıkları 85 metreye inebiliyor muyuz? Oraya kadar iniyoruz başkanım. O zaman şu anda bu hattaki en derin yer hemen. Doğru. En derin yerdeyiz başkanım. Biz ama bu Baks'ın altındaki kazık işi... Onlar 55-65 metre arasında başkanım. Yani onlar daha düşük seviyede. Onlar bizim fen işleri tarafından yapıldı. Yapıldı zaten. Evet, baret yani kazık aslında onlar. Şurası bitti. Evet, burası bitti. Burası işletmedeki bölge başkanım. Evet, tamam. Orası da kayası bitti. Baks'ın altı da bitti. Orası da bitti. Şu anda burayı yapıyoruz. Evet. Doğru. Dolayısıyla hani bu kadar derin kazıkta bu kadar şey, bunların hesapları, tasarımları oldukça yoğun bir çalışma yaptılar gerçekten. Kazık işimiz ne zaman biter bu? Kazık işimiz yaklaşık 6 ile 8 ay içinde yapacağız ama kazık işini beklemeyeceğiz biz tabliye yapmak için başkanım. Kazıkları bitirdiğimiz yerlerde hem tabliye hem demiryolu hem de enerji rayını döşeyecek alanlarımızı oluşturarak Baks'ı da bize teslim edecekleri için Cibali tarafından gelerek bu tarafa doğru hattımızı tamamlayacağız. Bu Baks'ı ne zaman teslim ediyorlarsa şu anda hemen hemen... Şu anda Eylül sonu gibi bir tarih verdiler. İSKİ'nin projesine bağlı olarak o biraz değişiyor başkanım. Bölgede. Ama orayı etkilemeyecek şekilde çözmek zorundasınız, evet, dedik yani en son. Evet. Orada bir alternatif çalıştık biz başkanım, üçlü grup olarak. Onu da önlerine koyduk. Hep beraber burada takip ediyoruz. Tamam. Belki başka türlü şansımız yok çünkü yani. Peki. Mühendisliği konuşturmamız gerekecek yani orada aslında başkanım. Burada şöyle bir durum var. Yani halkımız da bilsin. Yani biz Eminönü Ali Beyköy hattını doğru, bir ihalesi var. Müteahhidi de var. Ama proje tarafında projedeki birçok eksiği aslında imalatı devraldıktan sonra çözerek gittik. Sadece 2 kilometre civarında bir bölümü söktük yeniden. Yani bu Cibali Balat istikametinde söktük. Yeniden kazık çaktık. Yeniden yaptık. Ve ondan sonra tekrardan. Yani dolayısıyla işte gördüğünüz gibi mesela buradaki Unkapanı kavşağı projesi çözülmemiş. Altından tren nasıl gezecek, geçecek çözülmemiş. Bunları projelendirdik. İmalatını yaptık. Şimdi de işte tramvayın da kalan kısmını yapıyoruz. Dolayısıyla hani insanlar buraya bakıyorlar. Bir Eminönü Ali Beyköy hattı bizden önce bir ihale edilmiş falan ama işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık ama daha enteresanı bu tür yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Evet. Bir süre sonra ne oldu? Raylar daha üstüne tren gelmeden, bırak ray bile döşenmemişti belli yerlerde. Orada dökülen betonlar çökmeler yaptı. 50 santim, 60 santim.
Dolayısıyla aslında biz şu anda yerin altında 80 metre yüksekliğinde, 60 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz yani buradan evet. öteye. Zor bir iş ama az kaldı. İnşallah 2023'ün sonuna doğru da tramvayı bitirmiş olacağız. Bir yıla sıkıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani ilgili birimler semt esnafını olduğu tabii, gibi tabii, bilgilendirdi. Tabii. Yani buradaki çalışmaların ne kadar süreceği, hangi aşamalardan geçeceği konusunda bilgilendirdik. Aynen. O yüzden bir, sıkıntı yok. Muhtarım bir konu daha aktaralım. Tabii. Burada sadece tramvayımız çalışmıyor. Aynı zamanda viyadüğü yaptık. Aynı evet, zamanda evet. burada İSKİ'nin bütün geçişlerini yaptık. Aynı zamanda yine İSKİ'nin bu bölgenin Pisso hattını Yeni Kapı'ya aktarması için de bir tünel çalışmamızı Başkanım, yapıyoruz. 53 yıldır bu semtteyim ben. Aynen. Her şeyi birebir görüyorum. Yani size bir anlatıyorum ki halkımız da duysun aynen. diye. Başkanım şunu da eklemek evet. lazım. Bu bir cadde tramvayı değil. Dolayısıyla aslında enerjiyi iki ray arasından aldığı için çok kalın kesitli betonlar döküyoruz. O yüzden bu betonları biz böyle bir altyapıya taşıtıyoruz. Bir de şunu da söylemek lazım. Yine biz projeyi devraldığımızda daha bir tane tamamen bitmiş aracı bile yoktu. Biz bu hattı 10 araçla açtık. Şu an 23'e ulaştı. 30 tane ve bu Eylül-Ekim sonuna kadar da 30 aracımızı da devreye almış olacağız. Şu an araçlarımız teknik çalışıyor ama talep arttıkça Eminönü'ne de geldikçe ikili çalıştırıp kuplaşlı olarak şey yapmak istiyoruz. Yani biz 2023'ün sonunu tedbirli konuşuyoruz ama burada gerçekten çok hızlı çalış bir an önce burayı açtığımızda şöyle bir güzellikle buluşacağız. Hem şu an İETT otobüslerinin olduğu yer belki de İstanbul'un en güzel meydanlarından birine dönüşecek. Eminönü Meydanı. Oradaki yani şurada tasarımı da var. Hem meydan hem öndeki o farklı işgaller ortadan kalkacak. Hem de burası çok pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek. Haliç'in öbür tarafıyla da yaya geçişini sağlayan bir bölümü var bunun. Yani artık orada köprü kesmeyecek. Otobüs hatlarımız hemen burada şeyin olduğu bölümde şu alt kısma denk gelen bölüme yerleşecek. Dolayısıyla yeni bir düzenle aslında çok çağdaş bir görünüme kavuşacak bu bölge. Onu da şimdiden söyleyelim. Maksimum bir yıl daha böyle biraz sıkıntılı bir görüntümüz var. Ondan sonra sorunumuz kalmıyor. Ama Unkapanı Köprüsü'ndeki sıkıntılı yani o yoncanın devreye girmesi çok az kaldı. Bir ayın içinde oradaki bütün yollar çok devreye girmiş olacak. Zaten son bağlantı yapılmak üzere. Evet, Sayın Başkanım üzere. Bir de bir Fatihli olarak teşekkür ediyorum şunun için. Balat Ayvansaray harika yolu üzerindeki orası. Dönüşler yani evet. çok orayı rahatlattı. Bir de aynı şeyi Vatan Caddesi üzerinde de bir düşünmenizi, değerlendirmenizi arz ederiz. Bir vatandaşın talebi olarak. Yani oradaki trafik yolunu Vatan bazen... Vatan Caddesi'ne de çalışıyoruz aslında. 1,5 saatte döndüğümü biliyorum bazen Sayın Doğru. Başkanım. Doğru. O yüzden bir de Sayın Başkanım bu otobüs duraklarına, sağına soluna uygun olan duraklara banklar koydunuz. Onun için de teşekkür ediyoruz. Çünkü yoğun olan duraklarda bu uygulama devam ederse vatandaş adına biz de teşekkür edecek. Ederiz. Başkanım evet. ilk fore kazık betonu tamam. sizinle beraber dökmek istedim. Hayırlı olsun. Başkanım biraz bekleyebilir miyim? Evet. Evet buyurunuz başkanım. Hadi bakalım hızlıca bitirelim. Tamam. İnşallah her sen şey devam. Çok güzel olacak başkanım. İnşallah. Her şey çok İnşallah. Güzel olacak. Söz aldık ha 6 ay önce Ceylan Hanım nerede? 6 8 8'i duymadık. 6 ay aldık yani evet. kendimize. Evet, başarılar.